Selam sayın izleyenler Televizyon 3 haber bültenini izliyorsunuz. Ülkemizden gelen haber bloğuna bir bakalım. Batı Balkan ülkeleri özellikle Avrupa Birliği üyeliğine odaklı olarak kendi çalışmalarına devam etmekteler. Başbakan Dimitar Kovacevski ve ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Fatmir Bütiki ile birlikte Tiran'da buluşmalarıyla beraberce Batı Balkan ülkelerinden tekrar Avrupa Birliği konusunda güçlü bir mesaj yollanmıştır. Avrupa Birliği'nin komşuluk politikası ve genişlemeden sorumlu komiseri Oliver Varhey himayesinde düzenlenmiş olan görüşmeler özellikle ülkemiz için büyük faydalar getireceğine inanılmaktadır. Yetkililerinden yapılmış olan açıklamalarına göre odak noktası Batı Balkan ülkeleri arasındaki ekonomik işbirliği ve entegrasyonun artırılması ve ülkenin her birinde kilit reformların hızlandırılmasıydı. Weimar Üçlüsü'nün bakanlarından Kuzey Makedonya'ya büyük bir destek mesajı, Almanya, Fransa ve Polonya'dan oluşan Weimar Üçlüsü'nün Avrupa işlerinden sorumlu bakanları, Kuzey Makedonya'yı resmi ziyaret etmiş oldular. Üç bakan kurdukları resmi temaslarda Avrupa yolunda Kuzey Makedonya destek mesajları verdi. Almanya Avrupa ve İklim Bakanı Anna Norman, Fransa Avrupa Bakanı Lorenz Bum ve Polonya Avrupa İşlerinden Sorumlu Bakanı Simon Şinkowski, Kuzey Makedonya Başbakan Yardımcısı ve Baş Müzakereci Boyan Mariç ile bir araya geldiler. Görüşmede Kuzey Makedonya'nın Avrupa Birliği yolunda ilerleme kaydetmesi adına anayasa değişikliğinin kaçınılmaz olduğu konusunda mutabakada varıldı. Veymar Üçlüsü, bakanlar Avrupa Birliği yolunda Kuzey Makedonya'dan bundan başka bir şey talep edilmeyeceği de bildirildi. Üç bakan dün Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski ile de görüşme yaptı. Bakanlar bugün meclis ziyareti ederek meclis başkanı Taradı Caferi ile de bir araya gelmiş oldular. Ülkemizin müzakere çalışmaları ve screening denilen tarama çalışmaları devam ederken bu sefer ise 5. küme kaynaklar tarım ve yum için açıklama taraması yapılması bekleniyor. Avrupa İşleri Sekreteriyesi'nden yapılan açıklamada tarım kırsal kalkınma gıda güvenliği veterinerlik ve bitki sağlığı politikası balıkçılık bölgesel politika ve yapısal araçların koordinasyonu ile mali ve bütçe hükümlerinin gibi ülkenin ekonomik kalkınması ile ilgili 5 fazla düzenleyen çok önemli ve hacimli bir küme söz konusu olmasıyla birlikte tarama çalışmalarıyla beraberce mevcut olan durumu araştırılacaktır. Sırada ise bölgemizden gelen haberlerimiz var. Yetkililerden yüksek sıcaklık nedeniyle turuncu kodlu uyarı gelmişti ülkemizdeki olduğu gibi bölgemizde de özellikle vatandaşlar bu hükümlere dahil olarak hareket etmeleri gerekiyor. Öte yandan ise Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı özellikle işverenlere Sağlık Bakanlığı'nın protokollerine uyma çağrısında da bulundu. Turuncu olduğu yarı süresince hamile kadınlar ve 60 yaşın üstünde olan çalışanların iş yerlerinden izin verilmesi, anaokulların çocukları 11 ile 17 saatte arasında fizik etkinlikler yapılmaması ve çocukların açık havada çıkarılmaması tavsiye edilmektedir. Ayrıca yerel yönetimler, kızı haç ve sosyal merkezler tarafından yaşlılara dışarıya çıkmayan yalnızlara ve evsizlere yardım edilmesi gerektiği de belirtilmiştir. Bununla ilgili olarak yerel yönetimler tarafından da tüm gereken çalışmaları yapılmaktadır. Şimdilik ise herhangi bir sıkıntı söz konusu değildir. Standart kamu şirketi çalışanları ve yönetimden suyu kötüye kullanma konusunda vatandaşlara uyarı gelmişti. Mevcut olan uyarıyla beraberce özellikle suyun kaliteli bir şekilde yurttaşların ulaştırılması ancak onların sorumluluğuna bağlı olduğuna dikkat çekilmektedir. Ancak o şekilde standart kamu şirketi kaliteli bir şekilde su veya içme suyu ve geri kalan ihtiyaçları vatandaşlara hizmet olarak ulaştırabilir. Merkez Jupa Belediyesi'nde özellikle su sıkıntıları tekrar yaşanmaya başladı. Emrosoki Emluçiş'te de toplam olarak 43 litre bir saniyede bir su debisi söz konusu olsa da vatandaşların sorumluluğuna ve hava şartlarına bağlı olarak yetersiz gibi bir su söz konusu olmaktadır. Bununla ilgili olarak Kale Kamu Şirketi Müdürü Ethem İslamovski'ye göre vatandaşlara kaliteli bir şekilde suyun ulaştırılması için tüm elinden geleni yapılmakta. Fakat yine de vatandaşlar bu konuda daha sorumlu olmalarına dikkat çekti. kutsal topraklarını ziyaret eden ve haç ünvanına ve haç farzlarını yerine getiren yurttaşlarımız memleketine dönmüş oldular. Konuyla ilgili olarak herhangi bir sağlık sıkıntıları olmamasına dair olarak Doktor Mentor Mela tarafından açıklama yapılmıştır. Mekin ve Medine ziyaretleri kapsamında tüm gereken farzlarda müftülü tarafından ziyaret edilmiştir ve yerine getirilmiştir beyan edildi. Debre Gölü'nün su seviyesi yine yüksek kokotalarda yerleşmesiyle birlikte özellikle canlı varlıkları için ek bir şans sunmaktadır. Şpil'e Hidro sıralı olarak kendi çalışmalarına devam edilirken gereken üretimi de yapmaktalar. Fakat yine de Debre Göl'ünde şimdiye kadar alışmamış gibi bir su seviyesi söz konusu olmaktadır. Haber bültenimiz sona erdi. Görüşmek üzere efendim.